Kureyş'in yaşadığı ikilem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ı ve onu takip eden ayı Medine'de geçirdi. O ayın sonlarına doğru bir gece rüyasında başı tıraşlı bir şekilde Kabe'ye girdiğini ve Kabe'nin anahtarını elinde tuttuğunu gördü. Ertesi gün rüyasını sahabeye anlattı ve onları kendisiyle birlikte umre yapmaya davet etti.'' Bunun üzerine aceleyle yol hazırlıklarına girişildi. Kutsal mekanda kurban edilmek üzere yetmiş deve satın aldılar. Bu kurbanların etleri Mekke'deki fakirlere dağıtılacaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından birini yanında götürmeye karar verdi. Kur'a çektiklerinde Ümmü Seleme radıyallahu anha çıktı. Umre yapanlar arasında ikinci akabe biatında da bulunan iki hazreçli kadın Nuseybe ve Ümmü Menin vardı. Her adam avlanma amacıyla yanına birer kılıç aldı. Fakat tam yola çıkmak üzereyken Ömer radıyallahu an ve Sa'd ibn Ubade radıyallahu an tamamen silahlanmayı önerdiler. Kureyş haram aya rağmen saldırabilir dediler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu öneriyi kabul etmedi ve ben silah taşımayacağım. Hac yapmaktan başka bir şey için yola çıkmıyorum dedi. İlk konaklarında kurban edilecek develerin kendisine getirilmesini istedi. Bir tanesini seçip Mekke'ye döndürdü ve sağ böğrüne bir işaret koyarak deveyi nişanladı. Devenin boynuna da çelenk astı ve diğer develerin de aynı şekilde nişanlanmasını emretti. Daha sonra Huzan'ın Ka'b kolundan bir adamı Kureyş'in tepkisini öğrenmek üzere gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başı açıktı ve iki parça dikişsiz kumaştan yapılmış geleneksel hac kıyafetini ihramı giymişti. İhramın bir parçası vücudun alt kısmını örtmek üzere bele dolanmış, diğer parçası da omuzlarına örtülmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki rekat namaz kılarak hac için hazırlandı namazın arkasından hacıların söyledikleri lebbeyk, lebbeyk kelimesini tekrarlamaya başladı. Bu işte sana geldim, emrindeyim Allah'ım anlamına geliyordu. Çoğu kişi onun gibi yaptı fakat birkaç kişi biraz daha ileride ihrama girmeyi tercih etti. Çünkü ihrama girmek avlanma ile ilgili bir takım yasakları da beraberinde getiriyordu.'' Kureyşliler Medine'den hacıların yola çıktığı haberini duyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önceden tahmin ettiği gibi kuşkuya kapıldılar ve hemen meclisi topladılar. Şimdiye kadar hiç böyle ciddi bir ikilem yaşamamışlardı. Eğer mescidin koruyucuları olarak bine yakın Arap hacının yolunu keserlerse kendi büyüklerinin üzerinde kurulduğu kanunlara aykırı düşeceklerdi. Diğer taraftan eğer düşmanlarının Mekke'ye barış ve rahatlık içinde girmesine izin verirlerse bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için büyük bir moral zaferi olacaktı. Bu haberler tüm Arabistan'a yayılacak ve tüm ağızlarda tekrarlanacaktı. Aynı zamanda bu bir önceki başarısız Medine seferlerinin üstüne tuz biber olacaktı. Belki de en kötüsü bu hacıların eski hac geleneğini devam ettirmeleri, onların İbrahim dinine bağlı olduklarını ortaya koyarak daha çok kişinin sempatisini kazanmalarını sağlayacaktı. Her şey gözden geçirildiğinde onları Mekke'ye sokmamaları gerektiği kararına vardılar. Aramızda bir tek kişi canlı kaldığı sürece Tanrı'ya andolsun onlar giremeyecekler dediler.'' Hacılar Usfan'a ulaştığında önceden gönderilen küçük grup Mekkelilerin Halid'i 200 atlı ile onların yaklaşmasını önlemek üzere gönderdikleri haberleriyle geldi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini başka bir yoldan götürecek bir rehber aradı. Eslemli bir adam bu görevi üstlendi ve onları sahile doğru yöneltti. Hudeybiye'ye giden geçide ulaşıncaya kadar aşılması zor ve dar bir yoldan ilerlediler. Hudeybiye, Haram bölgenin hemen kenarında Mekke'nin aşağısında açık bir araziydi. Rehberleri onları Halid'in gözünden kaçırmayı başarmıştı. Fakat yürürlerken o kadar çok toz kaldırmışlardı ki Halid onları fark etti ve Kureyşlilere onların yaklaştığı haberini vermek üzere Mekke'ye döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hac için en gözde devesi olan Kesva'yı seçmişti. Deve geçidin sonuna geldiklerinde yere çöktü. Birçok kişinin hal hal sesleri kayalarda yankılandı. Deveyi yerden kaldırmak için böyle derlerdi. Kesva inatçı dediler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun şimdilik Hudeybiye'den öteye gitmemeleri gerektiğini gösteren bir işaret olduğunu biliyordu. O inatçı değil dedi. Bu onun tabiatı değildir. Fakat fili engelleyen güç onu da engelledi. Kureyş'i kastederek şunları ekledi. Bugün benden Allah'ın hudutlarına uygun her ne isterlerse onlara vereceğim. Daha sonra Kesva'ya bir şeyler söyledi. Deve hemen ayağa kalktı ve onu diğer hacılarla birlikte Hudeybiye'ye kadar götürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada kamp kurma emrini verdi. Fakat kamp kurdukları yerde hemen hemen hiç su yoktu. Sadece bir iki çukurda birikmiş su vardı ve adamlar susuzluktan şikayet ediyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kurban develerini gözeten Eslemli Naciye'yi yanına çağırdı ve Ondan bulabildiği kadar suyu kovaya doldurup kendisine getirmesini istedi. Naciye suyu getirdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldı ve bir miktar suyu ağzına alıp tekrar kovanın içine boşalttı. Daha sonra sadağından bir ok aldı ve bu suyu al ve o çukura boşalt. Daha sonra da bu okla karıştır dedi. Naciye onun emrettiği gibi yaptı ve oku suya daldırır daldırmaz temiz ve taze bir su o kadar hızlı ve çok olarak fışkırdı ki kendisini zor geri attı. Hacılar çukurun başında toplandılar. Bütün hayvanlar ve insanlar kana kana içtiler. Hacıların arasında İbnu Ubey dahil birkaç münafık vardı. İbnu Ubey su içerken kabilesinden bir adam ona şöyle dedi: Ey Hubab'ın babası, sana yazıklar olsun kendinin nerede olduğunu hala fark etmeyecek misin? Bundan daha fazla ne bekliyorsun? İbn-i Bey, daha önce bunun aynısını gördüm dedi. Bunun üzerine adam onu tehdit edercesine konuştu. İbn-i Bey de oğlu ile birlikte Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve meseleyi anlatıp kendisinin yanlış anlaşıldığını söylemek istedi.'' Fakat daha o konuşmaya başlamadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Bugün gördüğün şeyin aynısını daha önce nerede gördün?'' dedi. O ''Buna benzer hiçbir şey görmedim'' cevabını verdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam ''Peki o zaman niçin o lafları söyledin?'' dedi. i̇bn Bey ''Allah'tan beni bağışlamasını diliyorum'' dedi. ''Oğlu ey Allah'ın Resulü onun için bağışlanma dile'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun için dua etti. Susuzluklarını giderdikten sonra hacılar Bedevi reislerinden birinin hediye ettiği bir deve ile bir koyun sayesinde karınlarını doyurdular. Bu Bedevi kabilesi bir zamanlar mescidin koruyuculuğunu yapmış olan ve eslem, kaap ve müstalık boylarını içeren Beni Huza idi. Bunların hepsi şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iyi davranıyorlardı. Çünkü Müslüman olmayanlar için bile bu ittifakta politik bir avantaj vardı. Bu ittifak sayesinde Kureyş anlaşmalı olan en büyük düşmanları Beni Bekre karşı denge sağlamış oluyorlardı. Bu durum kısa bir süre sonra çok önemli olaylara patlak verecekti. Fakat şimdilik Huza ve Bekir arasında savaş yoktu ve Kureyşliler şüphelenmelerine rağmen Huza'ya hoşgörü gösteriyorlardı. Huza'nın ileri gelenlerinden Budeyl İbni Verka, hacıların Hudeybiye'de kamp kurdukları haberi geldiğinde Mekke'deydi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiş ve ona Kureyş'in tutumu hakkında bilgi vermişti. Son adamları da ölünceye kadar sizinle Kabe arasındaki yolu kapalı tutmaya yemin ediyorlar dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Biz buraya savaşmak için gelmedik." Sadece Beyt'i tavaf etmek için geldik. Yolumuza çıkanla savaşırız. Fakat ben onlara isterlerse tedbirlerini almaları ve yolu açmaları için süre tanıyorum dedi. Bu değil ve yanındaki arkadaşları Mekke'ye döndüler. Kureyşliler onları asık suratla karşıladılar. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in neler söylediğini belirtmek istediklerinde Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e onlara duymak istemediklerini söyledi. Safvan da bu değile gördüklerini ve duyduklarını bize anlat dedi. Bu değil onlara hacıların niyetlerinin barışçı olduğunu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerinin gelişine kadar Kureyşlilere hazırlanma süresi verdiğini haber verdi. Daha sonra Urve, bu değil size hiç kimsenin reddedemeyeceği güzel bir teklif getirdi. Bunu kabul edin. İzin verin doğrudan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidip bunu tasdikleteyim. Onun yanına gider ve etrafındakileri gözlerim. Size haber getiren bir elçi olurum. Kureyşliler onun teklifini kabul ettiler. Fakat daha önceden tüm bedevi müttefiklerine kumanda eden Ehabiş diye tanınan bir adamı elçi olarak göndermişlerdi. Bu adam Kinane kabilesinin Benil Haris kolundan Huleys idi. Uhud'da cesetlere yapılan işkenceler nedeniyle Ebu Sufyan'ı azarlayan da Huleys idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yaklaştığını görünce ya onun davranışlarından ya da daha önce onun hakkında duyduklarından onun merhametli bir adam olduğunu ve kutsal şeylere çok önem verdiğini anladı. Bu nedenle nişanlanan kurban develerinin onu karşılamak üzere ileri sürülmesini emretti. Kurban nişanları ve boyunlarındaki süsleriyle yetmiş devenin geldiğini gören Huleys bundan o kadar etkilendi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmaksızın doğruca Kureyşlilere gitti ve hacıların niyetlerinin tamamen barışçı olduğunu söyledi. Mekkeliler biraz ileri giderek onun sadece bir çöl adamı olduğunu ve bu meselenin aslını anlayamayacağını söylediler. Bu büyük bir taktik hatasıydı. Bunu anladıklarında ise çok geç kalmışlardı. Huleys, ey Kureyşliler dedi sertçe. Biz sizinle müttefik olmadık ve bunun için anlaşma yapmadık. Allah'ın evine gelen birine nasıl engel olursunuz? Nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki ya Muhammed'in yapacağı şeye izin verirsiniz ya da ben bütün ehabişleri geri çekerim dedi. Onlar, ortak bir noktaya varıncaya kadar bizi bekle dediler. O sırada Sakifli Urve hacıların kampına varmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle konuşmaya başlamıştı. Sanki kendisiyle eşit konumdaymış gibi karşısına oturtmuştu ve ona hitap ettiğinde onun sakalını tutuyordu. Fakat muhacirlerden biri olan Mughire radıyallahu anh onların yanında ayakta duruyordu. Urve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını tutunca kılıcının yassı ucuyla onun eline vurdu. Bir iki dakika sonra Urve yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını tutunca eline daha şiddetli bir darbe indirdi ve henüz elin senin iken elini Allah'ın Resulü'nün sakalından çek dedi. Urve bundan sonra peygamber sallallahu aleyhi ve selleme fazla yakın olmaktan kaçındı. Fakat Onunla konuştuktan sonra saatlerce kampta kaldı. Kureyşlilere onların elçisi olduğu kadar casusu da olmaya söz vermişti. Bu nedenle kampta gördüğü her şeyi not etti. Ancak onu en çok burada görmek için gelmediği ve hiçbir yerde rastlamadığı şeyleri görmek etkiledi. Mekke'ye döndüğünde Kureyşlilere şöyle dedi: Ey insanlar! Ben birçok krala, Kisra'ya Kayser'e ve Necaşi'ye elçi olarak gönderildim. Hiçbir tebaanın kralına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının ona gösterdiği saygı kadar saygı gösterdiğini görmedim. O bir şey emretse ağzından çıkar çıkmaz hemen yapıyorlar. O abdest alsa abdest suyunu almak için yarış ediyorlar. O konuştuğunda hiç sesleri çıkmıyor. Onun yüzüne dimdik bakmıyorlar. Ona gösterdikleri saygıdan gözlerini yere indiriyorlar. O size iyi bir teklif yaptı. O halde bu teklifi kabul edin. Urve daha kamptayken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ka'b kabilesinden Hiras adındaki bir adamı deveye bindirip Kureyş'e elçi olarak göndermişti. Hiras oraya vardığında İkrime devesinin bacaklarını kesti. Fakat Huleys ve adamları araya girerek elçinin hayatını kurtardılar ve adamı peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geri gönderdiler. Döndüğünde Hiras, ey Allah'ın Resulü, benden daha iyi himayesi olan bir adamı gönder dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh'ı çağırdı. Fakat Ömer, Kureyşlilerin onun kendilerine nedenli düşman olduğunu bildiklerini ve kabilesi Beni Adi'nin kendisini koruyacak kadar güçlü olmadığını söyledi. Fakat dedi Ömer, Mekke'de benden daha güçlü akraba yönünden zengin ve benden daha iyi bir himayeye sahip olan bir adam gösterebilirim. Osman İbni Affan radıyallahu an. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman İbni Affan'ı Mekke'ye gönderdi. Şemsli akrabaları ve diğerleri ona iyi davrandılar. Hudeybiye'dekilerin hiçbirini Kabe'ye yaklaştırmayacaklarını söylemelerine rağmen onu Kabe'de tavaf etmeye davet ettiler. Fakat Osman radıyallahu an bunu reddetti. Kureyşliler İbnü Ubey'e de aynı imtiyazı teklif eden bir haber gönderdiler. Fakat İbnü Ubey, Allah'ın Resulü tavaf etmedikçe Beyt'i tavaf etmem cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duydu ve çok sevindi. Açık bir zafer. Osman radıyallahu an Mekke'deyken Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy aldığı zamanlara benzer bir hal geldi. Sahabeden birine emirler verdi. Bunun üzerine sahabe kampın tümünü şunları söyleyerek dolaştı. Ruh Allah'ın Resulüne geldi ve bağlılık yemini almayı emretti. Allah adına biat etmek için gidin.'' O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bahar nedeniyle yaprakları yeşermiş olan bir akasya ağacının altında yerini aldı. Asap teker teker gelip ona biat etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk ulaşan kişi Cahş ailesiyle aynı kabileden olan yani Beni Esed ibni Huzeymeli Sinan oldu. Kampta yapılan çağrı ne üzerine biat edileceği konusunda bir bilgi vermiyordu. Bu nedenle Sinan sana senin nefsinde olan şey üzerine biat ediyorum dedi ve sol elini damadının eli gibi kabul edip sağ eli üstüne koyarak biat etti. Orada bulunanlar içinde sadece bir kişi çağrıya cevap vermedi. Bu da devesinin arkasına saklanan fakat gözden kaçmayan münafıklardan Cedd Kays idi. Kureyşliler Süheyli bir anlaşma imzalamak üzere gönderdiler. Onunla birlikte aynı kabileden olan Nikraz ve Hüveytip de geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile tartıştılar. Sahabe dışarıdan onların seslerinin yükselip alçalmasını dinleyerek anlaşıp anlaşmadıklarını anlamaya çalışıyordu. Sonunda bir anlaşmaya vardılar. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye Bismillah errahman errahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlayarak anlaşma metnini yazmasını söyledi. Fakat Süheyl karşı çıktı. Ve Rahman'ın ne olduğunu ben bilmiyorum. Eğer yazacaksan Bismikallahümme Allah'ım senin adınla yaz dedi. Sahabeden bazıları Allah'a andolsun bismillahirrahmanirrahim'den başka bir şey yazmayız diye bağırdı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları duymazdan geldi ve Bismikallahümme yaz dedi. Sonra yazdırmaya devam ederek bunlar Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Amr'ın oğlu Süheyl arasında imzalanan anlaşma maddeleridir dedi. Fakat Süheyl yine karşı çıktı. Eğer senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etseydik, senin Kabe'ye girmeni engellemezdik ve seninle savaşmazdık. Bu nedenle Abdullah'ın oğlu Muhammed yaz dedi. Ali radıyallahu anh Allah'ın Resulü ibaresini henüz yazmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kendi parmaklarını bu kelimeler üstüne koymasını söyledi ve bu kelimeleri kendi eliyle sildi. Daha sonra onların yerine Abdullah'ın oğlu sözünü yazdırdı. Metin şöyle devam ediyordu. Onlar on yıl boyunca savaş yükünü kaldırdılar. Bu süre içinde insanlar güvenlikte olacak ve birbirlerine saldırmayacaklar. Şu şartla ki velisinin izni olmadan Kureyş'ten Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelen kişiyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geri gönderecek fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olanlardan biri Kureyş'e sığınırsa o geri gönderilmeyecek. İhanet ve kaçamak yapılmayacak. Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in tarafına geçmek isterse geçebilir. Kim de Kureyş'in tarafına geçmek isterse geçebilir. O sırada kampta hacıları ziyaret etmek için gelmiş olan huzalı birkaç lider vardı. Bekir kabilelerinin bir iki temsilcisi de Süheyl ile gelmişlerdi. Anlaşma metnine bu cümleler yazdırılınca huzalılar ayağa kalkıp anlaşmasında biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteyiz dediler. Bunun üzerine Bekir'in adamları biz de anlaşma ve taraflarında Kureyş ile beraberiz. Hemen sonra bu anlaşmayı iki kabilenin de reisleri imzaladı. Anlaşma şu cümlelerle bitiyordu. Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu yıl bizden ayrılacaksın ve biz orada bulunduğumuz sürece Mekke'ye girmeyeceksin. Fakat gelecek yıl biz Mekke'den çıkacağız ve sen arkadaşlarınla gireceksin. Orada üç gün kalacaksınız.'' Yurucu silahlarından başka silah taşımayacaksınız ve kılıçlarınız kınında olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vahye yakın bir rüya görüp arkadaşlarından biat alması, arkadaşlarını bu seferin başarılı olduğu düşüncesine götürdü. Fakat anlaşma maddelerini duyduklarında ve haram bölgeye bu kadar yaklaştıktan sonra bir şey elde edemeden geri döneceklerinin farkına vardıklarında buna dayanamayacaklarını hissettiler. Ama daha da kötüsü geliyordu. Onlar ölüm sessizliği içinde otururken zincir sesleri duyuldu ve kampa ayakları zincirli genç bir adam girdi. Bu Süheyl'in küçük oğullarından biri olan Ebu Cendel idi. Babası onu Müslüman olduğu ve Medine'ye kaçmasından korktuğu için hapsetmişti. Ebu Cendel'in ağabeyi Abdullah hacılar arasındaydı ve kardeşini karşılamak üzereydi. Fakat o sırada Süheyl mahpusun boynuna takılı olan zinciri tuttu ve sertçe suratına vurdu. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Süheyl'i kenara çekti ve onu serbest bırakmasını rica etti. Fakat Süheyl bu öneriyi kabul etmedi. Yanındaki elçiler Mikraz ve Hüveytip o zamana kadar sessiz kalmışlardı. Fakat bu meselenin anlaşmaya kötü bir başlangıç olacağını sezdiklerinden olaya müdahale ettiler.'' Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin yerine onun korumasını üzerimize alıyoruz dediler. Bu Ebu Cendel'in babasından ayrılıp onların yanında yaşayabileceği anlamına geliyordu. Mikraz ve Hüveytib sözlerinde durarak Ebu Cendel radıyallahu anh'ı yanlarına aldılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabırlı ol Ebu Cendel Allah muhakkak sana ve seninle birlikte olanlara bir yol ve kurtuluş gösterecektir. Biz bu insanlarla bir anlaşma imzaladık ve onlara söz verdik. Onlar da bize söz verdiler. Şimdi sözümüzden dönemeyiz dedi. İş bu noktaya gelince Ömer radıyallahu an kendisini tutamadı. Ayağa kalkarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve "Sen Allah'ın peygamberi değil misin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Ömer o halde neden dinimizin şerefini bu kadar düşürüyoruz dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ın Resulüyüm ve ona karşı gelemem. O bana zafer verecek dedi. Ömer radıyallahu an fakat sen bize Kabe'ye gidip onu tavaf edeceğimizi söylememiş miydin diye ısrar etti. Evet öyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fakat ben size bu yıl gideceğimizi söylemiş miydim? Ömer böyle bir söz vermediğini söyledi. Muhakkak Kabe'ye gideceksiniz dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve onu tavaf edeceksiniz. Fakat Ömer hala inatçılıkta ısrar ediyordu. Duygularını anlatmak üzere Ebu Bekir'e gitti. Ona da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorduğu soruların aynılarını sordu. Fakat Ebu Bekir radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cevaplarını duymamış olmasına rağmen her soruya aynı cevapları verdi. Ebu Bekir radıyallahu an sonunda git ve onun özengisine yapış çünkü o doğru söylüyor dedi. Bu sözler duygularını tamamen ortadan kaldırmamasına rağmen Ömer'i etkiledi. Bu nedenle daha ileri gitmedi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona anlaşmayı imzalamasını söylediğinde sessizce imzaladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Süheyl'in oğlu Abdullah'a anlaşmayı imzalamasını söyledi. Anlaşmada imzası olan diğer Müslümanlar Ali, Ebu Bekir, Abdurrahman İbni Avf ve Mahmud İbni Mesleme radiyallahu anhum idi. Kampı kaplayan genel üzüntü biraz geçmiş gibiydi. Fakat Süheyl ve yanındakiler Ebu Cendel'i beraberinde götürerek kampı terk ettiklerinde adamların duyguları tekrar kabardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam anlaşmayı imzalayanlarla birlikte biraz ötede oturuyordu. Onların yanından ayrılıp hacıların çoğunlukta olduğu yere doğru ilerledi. Kalkın ve kurbanlarınızı kesin dedi ve başlarınızı tıraş edin. Hiç kimse yerinden kımıldamadı.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini ikinci ve üçüncü defa tekrarladı. Fakat oradakilerde hiçbir hareket yoktu. Şaşkın bir halde ona bakıyorlardı. Bunu ona karşı geldikleri için yapmıyorlardı. Fakat olaylar beklentilerinin tersine geliştiği ve şimdi de normalde doğru olmayan bir şey kendilerine emredildiği için çok şaşırmışlardı. Çünkü İbrahim'in geleneğine göre kurbanlar haram bölgede kesilmeliydi. Aynı şey başı tıraş etmek için de geçerliydi. Yine de bu itaatsizlik peygamberi çok üzmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çadırına girdi ve Ümmü Seleme'ye olanları anlattı. O git ve hiçbir şey söylemeden kurbanını kes dedi. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nişanladığı devesini kurban etti. Kurbanı kestiği sırada adamların duyabileceği bir sesle Bismillah, Allahu Ekber dedi. Bu sözleri duyunca hacılar hep birden ayağa kalktılar ve kurbanlarını kesmede yarış ettiler. Emre uymak için birbirlerini itiştiriyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hiras'ı Osman'dan önce Mekke'ye elçi olarak gönderdiği huzalı adam başını tıraş etmesi için çağırdığında arkadaşları hemen birbirlerinin başını tıraş etmeye başladılar. Ümmü Seleme radıyallahu anha daha sonraki yıllarda o denli hızlı tıraş ediyorlardı ki birbirlerini yaralamalarından korktum derdi. Fakat bazıları sadece saçlarının ucunu kestiler.'' Çünkü tıraş yerine bunun da geçerli olduğunu biliyorlardı. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hirasla birlikte çadıra girdi. Bu görevi yerine getirdikten sonra başı tıraşlı bir halde çadırın önüne çıktı ve Allah başlarını tıraş edenlere merhamet etsin dedi. Bunun üzerine saçlarını kesenler "Ey Allah'ın Resulü, saçlarını kesenlere de" diye karşı çıktılar. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine ilk söylediğini tekrarladı. Bunu protesto eden sesler yükseldi. Bir kez daha aynı şeyi tekrarladı. Bunu protesto eden sesler yükseldi. Bir kez daha aynı şeyi tekrarlayıp protesto sesleri yükseldikten sonra ve saçlarını kesenlere de dedi. Daha sonraları neden sadece başlarını tıraş edenler için dua ettiği sorulduğunda çünkü onlar hiç şüphe etmediler cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çadırına dönüp yerden kesilmiş siyah saçlarını aldı ve yakındaki bir mimoza ağacına doğru fırlattı. Bunun üzerine adamlar saçlardan biraz alabilmek için ağacın etrafına üşüştüler. Nuseybe de erkeklerden geri kalmadı ve ağacın yanına yaklaşıp bir iki perçem aldı. Bu saçları öldüğü güne kadar kıymetli bir hazine gibi sakladı. Kampın zemini tıraş olan hacıların saçlarıyla kaplanmıştı. Fakat kampta birdenbire bir rüzgar çıktı ve saçları kaldırıp Mekke'ye doğru uçurdu. Bunu Allah'ın hac ibadetlerini kabul ettiğine bir işaret sayan hacılar çok sevindiler. İşte o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin neden kurbanlarını kesmelerini söylediğini anladılar.'' Medine'ye doğru yola çıktıklarında Ömer radıyallahu anh'ın vicdanı kendini rahatsız etmeye başlamıştı. Peygamberle konuşmak isteyenler ona doğru yaklaştığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzündeki uzak ve soğuk ifadeyi gördüğü zaman sıkıntısı daha da arttı. Ömer radıyallahu anh ileriye doğru hızlı atını sürerek ''Ey Ömer bırak da annen senin için matem tutsun'' dedi. Daha sonraları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıktığı için kendisi hakkında bir vahiy inmesinden korktuğunu anlatırdı. Arkasından bir atlı yaklaşıp kendisini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çağırdığını söyleyince korkusu daha da arttı. Fakat Peygamber aleyhissalatu vesselamın yüzündeki sevinçli ifadeyi görür görmez korkuları kayboldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana güneşin altındaki her şeyden daha değerli olan bir sure nazil oldu dedi. Yeni gelen vahiy henüz dönmekte oldukları bu seferin bir zafer olduğu konusundaki şüpheleri dağıtıyordu. Çünkü sure hiç şüphesiz biz sana apaçık bir fetih olarak zafer yolunu tıkayan bütün engelleri ve kapıları fethettik. Kelimeleriyle başlıyordu. Vahiy Aynı zamanda ağacın altında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapılan biattan da bahsediyordu. Andolsun Allah sana o ağacın altında biat ederlerken müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş ve böylece üzerlerine güven duygusu ve huzur indirmiştir ve onlara yakın bir fethi sevap karşılığı olarak vermiştir. Bu biat edenlere Allah'ın rızası yani rıdvan vaat ediliyordu. Bu nedenle bu sözleşmeye biatür rıdvan denilir. Başka ayette de güven duygusu ve huzurun yani sekinenin indirilişinden bahsediliyordu. Müminlerin kalplerine, imanlarına iman katıp arttırsınlar diye güven duygusu ve huzur indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır, Allah bilendir.'' hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar mümin erkekleri ve mümin kadınları içinde ebedi kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokması ve onların kötülüklerini örtüp bağışlaması içindir. İşte bu Allah katında büyük kurtuluş ve mutluluktur. Seferi durduran Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasına da Kur'an'da şöyle değiniliyordu. Andolsun Allah Resulünün gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse mutlaka siz mescidi harama güven içinde saçlarınızı tıraş ettirmiş, kiminizde kısaltmış olarak ve korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi. Böylece de bundan önce size yakın bir fetih nasip kıldı. Hudeybiye'den sonra Beni Sakifli Ebu Beşir, ailesi Taif'ten göçüp Beni Zühre'nin müttefikleri olarak Mekke'ye yerleşmiş olan genç bir adamdı. Ebu Beşir radıyallahu anh Müslüman olmuş ve ailesi de onu hapsetmişti. Fakat o yürüyerek Medine'ye kaçmayı başarmış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'den döndükten kısa bir süre sonra Medine'ye ulaşmıştı. Onun arkasından kaçağın kendisine teslim edilmesini isteyen bir Kureyşli elçi geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Beşir radıyallahu anh'e de Ebu Cendel'e söylediklerinin aynısını söyledi ve anlaşmaya uyarak kendisini elçiye teslim etmek zorunda olduğunu belirtti. Ömer ve diğer sahabe şimdi anlaşma maddelerine biraz razı olmuş görünüyorlardı. Bu nedenle Kureyş'in adamı ve yanındaki azatlı köle Ebu Beşir'i götürürken orada bulunan ensar ve muhacirler hep bir ağızdan ''İyi şanslar.'' Allah muhakkak sana bir çıkış yolu gösterecek dediler. Onların bu ümitleri beklediklerinden daha kısa bir sürede gerçekleşti. Ebu Beşir gençliğine rağmen çok güçlü bir adamdı ve ilk konakta elçinin kılıcını alıp onu öldürmeyi başardı. Bunun üzerine azatlı köle ismi Kevser doğruca Medine'ye kaçtı. Karşı konulmaksızın mescide girdi ve kendini Resulullah'ın ayaklarına attı. O yaklaştığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu adam çok korkunç bir şey görmüş dedi. Kevser hemen arkadaşının öldürüldüğünü ve kendisinin de ölümden kurtulduğunu anlattı. O sırada Ebu Beşir elinde kılıcıyla göründü. Ey Allah'ın peygamberi dedi. Sen görevini yaptın. Beni onlara gönderdin. Allah da beni serbest bıraktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Annesi ne yazık dedi. Savaş için ne güzel bir meşale. Keşke onun yanında başkaları da olsaydı. Kureyş onun için başka elçiler gönderirse bir önceki sefer olduğu gibi yine onu teslim etmek zorundaydı. Ancak böyle bir düşünce Ebu Beşir radıyallahu anh'ın kafasından uzaktı. O, öldürdüğü adamın silahlarının, zırhının ve devesinin ganimet olduğunu ve kanına uygun olarak beşe bölünüp paylaştırılması gerektiğini düşünüyordu. Eğer böyle yaparsam dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onlar beni yeminime uymamakla suçlarlar. Daha sonra çok korkan Mekkeli azatlı köleye döndü ve arkadaşından alınan mallar senin kontrolündedir. Bu adamı da seni gönderen adamlara götür dedi.'' Bunu duyan Kevser sarardı ve ''Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben hayatıma değer veririm. Benim gücüm onun için yeterli değil ve ben iki kişinin yerini tutamam.'' dedi. Müslümanlar görevlerini yapmışlar fakat Mekke'nin temsilcisi mahkumu götürmek istememişti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Beşir'e döndü ve ''Nereye istersen git.'' dedi. Ebu Beşir keşke onun yanında başkaları da olsaydı sözleri kulaklarında çınlayarak Kızıldeniz sahillerine doğru gitti. Bu sözlerdeki emir ve tavsiye niteliğini anlayan tek kişi o değildi. Ömer radıyallahu anh da bunu anlamış ve Mekke'deki diğer Müslümanlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözlerini ve Ebu Beşir'in nerede olduğu haberini ulaştırmıştı. Onun nerede olduğunu Medine'ye gelen dost sahil kabilelerin birinden haber almıştı. Süheyl'in oğlu Ebu Cendel yeni koruyucuları tarafından artık sıkı bir şekilde kontrol edilmiyordu. Bir de tüm Mekke'de Müslüman gençlere edilen dikkat konusunda genel bir yumuşama görülüyordu. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlar Medine'ye kaçarsa sözünde durup onları geri göndereceğini göstermişti. Bu gevşemeden yararlanan Ebu Cendel ve diğer gençler bir yolunu bulup Ebu Beşir'in yanına kaçtılar.'' Bunların arasında Halid'in kardeşi Velid de vardı. Ebu Beşir radıyallahu an onlarla birlikte Mekke'den Suriye'ye giden kervan yolu üzerindeki stratejik bir noktaya kamp kurdu. Onlar Ebu Beşir'i lider olarak kabul ediyorlardı. Namazları o kıldırıyor, ibadetler ve diğer dini konularda ona danışılıyordu. Çünkü çoğu yeni Müslüman olmuştu ve bir şey bilmiyorlardı.'' Kureyşliler kuzeye giden yolun tekrar güvenilir hale gelmesine seviniyorlardı. Fakat Ebu Beşir'in kampına yetmiş kadar genç adam katılmıştı ve bunlar kervanlar için tehdit oluşturuyordu. Kureyşliler birçok adam ve mallarını kaybettikten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu adamları toplumuna kabul etmesini rica eden bir mektup gönderdiler. Onların geri döndürülmesini istemeyeceklerine de söz verdiler.'' Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Beşir'e taraftarlarıyla birlikte Medine'ye gelebileceğini haber veren bir mektup gönderdi. Fakat o sırada genç lider çok hastaydı ve mektup ona ulaştığında ölümün eşiğindeydi. Mektubu okudu ve elleri arasında tutarak öldü. Arkadaşları onun cenaze namazını kıldılar ve onu gömdüler. Gömüldüğü yere de bir mescit yaptılar.'' Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le buluşmak üzere Medine'ye gittiler. Kayalıklara ulaştıklarında Velid'in devesi tökezledi ve onu yere düşürdü. Velid düşünce parmağını keskin bir kayaya kestirdi. Parmağı atıp fırlatırken şöyle dedi: "Sen kanayan bir parmaktan başka nesin? Allah yolunda başka hiçbir yara almadın." Fakat kesik parmak mikrop kaptı ve ölümcül bir yara haline geldi. Bununla birlikte Velid radıyallahu an ölmeden önce abi Halide onu İslam'a davet eden bir mektup yazmayı başardı. O sırada Mekke'den sadece bir tek kadın kaçıp Medine'ye sığınmıştı. O da Osman'ın üvey kardeşi yani annesi Erva ile Bedir'den dönüşte öldürülen Ukbe'nin kızları olan Ümmü Gülsüm idi. Fakat artık mümin kadınların kafirlere döndürülmesini yasaklayan bir ayet inmişti. Bu nedenle iki öz erkek kardeşi Ümmü Gülsüm'ü geri götürmeye geldiklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bırakmadılar. Kureyşliler de buna fazla karşı çıkmadan kabul ettiler. Çünkü anlaşmada kadınlardan hiç bahsedilmiyordu. Daha sonra Zeyd, Zübeyr ve Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anhum onunla evlenmek istediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Zeyd ile evlenmesini tavsiye etti. O da bu tavsiyeyi kabul etti. Anlaşma yapıldıktan bir ay sonra Ayşe radıyallahu anha ve babası kısa bir süre sonra sevince neden olacak olan büyük bir üzüntü yaşadılar. Ümmü Ruman hastalandı ve öldü. Onu baki mezarlığına gömdüler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cenaze namazını kıldı ve mezarına indi. Onun ölüm haberi Mekke'ye ve oğlu Abdullah Kabe'ye ulaştı. Bu üzüntü Abdullah Kabe'ye uzun süreden beri düşündüğü bir şeyi uygulama olanağı verdi. Annesinin ölümünden kısa bir süre sonra Medine'ye geldi ve Müslüman oldu. Biat ettiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Abdurrahman adını verdi. Abdurrahman o dönemde Müslüman olan tek kişi değildi. Haftalar ve aylar geçince Kur'an'ın bu anlaşmayı neden apaçık bir zafer diye nitelediği açıklığa kavuşuyordu. Artık Mekkeli ve Medineliler barış içinde buluşup serbestçe birbirleriyle konuşabiliyorlardı. Anlaşmadan sonraki iki yıl boyunca İslam toplumu iki katına çıktı. Hacıların dönmesinden kısa bir süre sonra herkesi sevindiren bir ayet nazil olmuştu. Belki Allah sizlerle onlardan kendilerine karşı düşmanlık beslemekte olduklarınız arasında bir sevgi bağı kılar. Bu sözler gün geçtikçe artan ihtidaları kastediyordu. Bazılarına göre de bu ayet peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Kureyş liderlerinden biri arasında gelişen yakın ilişkiyi kastediyordu. Hudeybiye'den birkaç ay önce Habeşistan'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kuzeni Ubeydullah İbni Cahş'ın ölüm haberi gelmişti. O, İslam'a girmeden önce Hristiyandı ve Habeşistan'a hicret ettikten kısa bir süre sonra tekrar Hristiyanlığa dönmüştü. Bu, Müslümanlıkta karar kılan ve Ebu Süfyan'ın kızı olan karısı Ümmü Habibe'yi çok üzmüştü. Kocasının ölümünden dört ay sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'ye kendi adına Ümmü Habibe radiyallahu anha ile arasında nikah kıymasını rica etti.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Habibe'ye direkt olarak fikrini sormamıştı. Fakat Ümmü Habibe rüyasında kendisine birisinin gelip müminlerin annesi diye hitap ettiğini görmüş ve bunun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşi olacağına işaret ettiğini tahmin etmişti. Ertesi gün rüyasını doğrulayan Necaşi'nin teklifini aldı. Bunun üzerine en yakın akrabası olan Halid İbni Said'i vekil olarak seçti. Necaşi de Cafer'in de içinde bulunduğu bir grup sahabe huzurunda nikah kıydı. Daha sonra Necaşi sarayında düğün yemeği verdi ve bütün Müslümanları davet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cafer'e de artık gelip Medine'de yaşayabileceklerini bildiren bir mektup gönderdi. Cafer radıyallahu an hemen yol hazırlıklarına başladı. Necaşi onlara yolculukta kullanmak üzere iki bot verdi.'' Ümmü Habibe'nin de onlarla birlikte gitmesine karar verildi. Medine'de de onun için bir ev yapılmaya başlanmıştı. Necaşi o dönemde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mektup gönderdiği tek kral değildi. Hendek'te o büyük kayayı parçaladığında ilk vuruşta ortaya çıkan ışıkla Yemen kalelerini görmüştü. Üçüncü ve son vuruşunda çıkan ışıkla da Medain'deki Kisra'nın beyaz sarayını görmüştü. İslam İmparatorluğu'nun ileride buralara dek yayılacağına işaret eden bu iki ışık arasında bir ilişki vardı. Çünkü Yemen o zamanlar İran kontrolündeydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İran kralına kendi peygamberliğini ilan eden ve İslam'a çağıran bir mektup gönderdi. Belki bu mektubu yazarken büyük ümitleri yoktu. Fakat yine de başka bir girişimde bulunmadan önce ona seçme hakkı tanımak istemişti. Bu üç ışıktan ikincisiyle Suriye kalelerini görmüş ve buradan da İslam'ın oralara ve daha da batıya yayılacağını anlamıştı. Bu nedenle İran kralına yazdığı mektuba benzer bir mektup da Roma İmparatoru Heraklius'a yazdı. Bu mektubu Suriye yöneticisi aracılığı ile gönderdi. Buna benzer bir mektup da İskenderiye'ye Mısır Kralı Mukavkıs'a gönderildi. O sırada Kisra başka kaynaklardan Medine'nin gün geçtikçe güçlenen Arap Kralının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu iddia ettiğini duymuştu. Bu nedenle Yemen'deki valisi Bazan'ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilgili ayrıntılı bilgi toplaması için görevlendirdi. Bazen Medine'ye etrafı gözlemeleri için iki elçi gönderdi. İki elçi İran'da yaygın olan bir geleneğe uyarak sakallarını tıraş edip bıyıklarını uzatmışlardı. Onların görünüşü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme garip geldi ve ''Size böyle yapmanızı kim emrediyor?'' dedi. Onlar da Kisra'yı kastederek ''Rabbimiz'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim Rabbim sakalımı uzatmamı ve bıyığımı kısaltmamı emrediyor dedi. Daha sonra onları yarın gelmelerini söyleyerek gönderdi. O gece Cebrail aleyhisselam geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme İran'da ayaklanma olduğunu, Kisra'nın öldürülüp yerine oğlunun geçtiğini haber verdi.'' Elçiler geldiğinde bu haberi onlara ulaştırdı ve onlara bu haberi Yemen valisine ulaştırmalarını emretti. Ona benim dinimin ve imparatorluğumun Kisra krallığının ötesine ulaşacaklarını söyle. Ona benden bunu ilet. İslam'a gir, sahip olduğun şeylerde seni destekleyeyim ve seni Yemen halkına kral tayin edeyim. Elçiler ne düşüneceklerini bilemeden San'a'ya döndüler ve mesajı Bazan'a ulaştırdılar. O ne olduğunu göreceğiz. Eğer söyledikleri doğruysa o gerçekten Allah'ın gönderdiği bir peygamber dedi. Fakat o İran'da neler olduğunu anlamak üzere bir elçi göndermeye fırsat bulamadan yeni şah olan Siroes'in bir adamı geldi. Yeni şahın onlardan bağlılık istediği haberini getirdi. Bazen ona cevap vereceği yerde İslam'a girdi. Yanındaki iki elçi ve diğer İranlılar da Müslüman oldular.'' Daha sonra Medine'ye haber gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona Yemen'i yönetme görevini verdi. Bu Hendek'te gördüğü ilk ışığın vadinin yerine geldiğini gösteriyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mektubu Medayin'e Kisra'nın ölümünden sonra ulaştı. Bu nedenle mektubu ondan sonra gelen şah okudu ve yırttı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu haber alınca "Ya Rabbi, aynı şekilde sen de onun krallığını parçala." dedi. Hacılar döndükten sonra ilk haftalardan birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına şimdiye kadar hiç kullanılmayan bir silahla saldırıldı. Arabistan'daki Yahudiler arasında her nesilde büyücülüğü bilen bir iki kişi olurdu. Bunlardan biri bu ilmin kendisiyle birlikte ölmesini istemeyerek kızlarına da öğreten Lebit adında bir Yahudiydi. Lebit, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme öldürücü bir büyü yapması için büyük bir rüşvet almıştı. Bu amacını yerine getirebilmesi için onun bir tutam saçına ihtiyacı vardı. Bunu da kızlarından biri masum bir kişiyi kullanarak elde etti. Lebit saça on bir düğüm attı. Kızları da her düğüme bir şeyler güflediler. Daha sonra bunu üstünde polen tozu kılıfları bulunan dişi bir hurma filizine bağladı ve derin bir kuyuya attı. Büyü ancak düğümlerin açılmasıyla çözülebilirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kısa bir süre sonra bir şeylerin kötüye gittiğini anladı. Bir taraftan hafızası zayıflıyor, diğer taraftan yapmadığı şeyleri yapmış gibi hayal ediyordu. Yanı sıra çok zayıflamıştı ve yemek sunulduğunda kendisinde yiyebilecek güç bulamıyordu. Kendisini iyileştirmesi için Allah'a dua ediyor ve uykusunda biri başında, diğeri ayağında iki kişinin oturduğunu fark ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan birinin diğerine onun hastalığının gerçek sebebini anlattığını ve kuyunun adını verdiğini duydu. Uyandığında Cebrail aleyhisselam geldi ve rüyasını doğrulayarak biri beş, biri altı ayetten oluşan iki sure getirdi. Peygamber aleyhisselatu vesselam Ali radıyallahu anhı bu sureleri okuması için kuyuya gönderdi. Her ayette düğümün biri çözüldü ve hepsi çözüldüğünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem madden hem de manen iyileşmişti. Bu surelerden ilki şuydu. De ki Sabahın Rabbine sığınırım yarattığı şeylerin şerrinden. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Düğümlere üfleyen kadınların şerrinden. Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. İkincisi ise şöyleydi. De ki insanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, insanların gerçek ilahına. Sinsice kalplere vesvese ve kuşku düşürüp duran vesvesecinin şerrinden ki o insanların göğüslerine vesvese verir, içlerine kuşku, kuruntu fısıldar. Gerek cinlerden, gerekse insanlardan olan her hannastan Allah'a sığınırım. Bu sureler Kur'an'ın en son sureleridir ve kötülüklerden sakınmak için sürekli okunur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kuyunun doldurulup yanında başka bir kuyunun açılmasını emretti. Kendisine bir rüşvet karşılığında büyü yaptığını itiraf eden Lebide haber gönderdi. Fakat ona karşı bir girişimde bulunmadı. Hayber Mekke ile yapılan anlaşma kuzeydeki diğer tehlikelilerle ilgilenme fırsatını verdi. Bunlardan en büyüğü çoğu İslam düşmanı olan Yahudilerin yaşadığı Hayber şehriydi. Mekke ile yapılan anlaşma kuzeydeki diğer tehlikelerle ilgilenme fırsatı verdi. Bunlardan en büyüğü çoğu İslam düşmanı olan Yahudilerin yaşadığı Hayber şehriydi. Büyücü Lebi de büyük bir ihtimalle onlardan biri rüşvet vermişti. Fakat Beni Nadır ve onların Hayberli akrabalarına karşı bir girişimde bulunmak için bundan daha kesin deliller ve genel nedenler vardı. Onların Medine'yi işgal etmesi söz konusu değildi bir iki kişi dışında onlardan kimse Hendek Savaşı'na katılmamıştı. Fakat her seferinde Kureyş'e saldırı teşvikini veren ve Gatafan'ı da Kureyş'le bir olmaya ikna eden onlardı. Gatafan'ın hala Medine'ye düşman olmasına da onlar neden oluyordu. Hayber bu şekilde kaldığı sürece Medine tam bir barış yaşayamazdı. Bu yönde er geç bir girişimde bulunulması gerektiği uzun süreden beri biliniyordu.'' Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir süre önce inen vahideki yakın zaferin ganimetleri bol olan bir zafer, Hayber'in fethi anlamına geldiğinden emindi. Fakat bu Müslüman olduğunu söyleyen herkes tarafından paylaşılmamalıydı. Vahiy, umreye katılmayan bedevilerin tamamen maddi kaygılarla savaşlara katıldıklarını söylüyordu. Umrede ganimet ve çapul imkanı olmadığı için katılmaya değer bulamamışlardı. Bu nedenle şüphesiz Arabistan'ın en zengin topluluklarından biri olan Hayber'in fethinde de rol almamaları gerekiyordu. Bu nispeten küçük bir kuvvetle yola çıkmak anlamına geliyordu. Gerçi küçük bir kuvvet olması planlarının son ana kadar gizli kalmasını sağlayabilirdi.'' Fakat yine de bu proje duyulduğunda ağızdan ağıza bir gerçek imiş gibi değil, bir efsane gibi yayıldı. Hayber'in aşılamaz gücünü herkes biliyordu. Kureyş ve diğer İslam düşmanları bu haberlerin doğru olmasını ümit ediyorlardı. Çünkü eğer bu doğruysa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müthiş bir yenilgi yaşayacaktı. Fakat onun deli olmadığını bildikleri için bu haberlerin yalan olmasından korkuyorlardı. Hayberliler ise o denli kendilerinden emindiler ki bu haberler ulaştığında şefleri Kinane Gatafan'ı ziyaret etti ve yardımlarına karşılık o yılın hurma hasadının yarısını teklif etti. Gatafanlılar bunu kabul ettiler ve 4000 bin kişilik bir ordu göndereceklerine söz verdiler. Hayber Yahudileri zırhlarını giyip toplam on bin kişi olan ordularını her gün sıraya sokmayı gelenek haline getirmişlerdi. Katafan'ın da yardımıyla ordu 14 bin kişiye ulaşacaktı. Medine'den gelen haberlere göre ise ordu sadece 600 kişiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yola çıkmadan önce Evsli Ebu Abs radiyallahu anh ona geldi ve bir sorunu olduğunu söyledi. Üzerine bineceği bir devesi vardı. Fakat elbiseleri çok eskiydi ve ne yolculukta kendisi için ne de ailesine bırakabileceği yiyecek parası yoktu. Bu aşırı bir durum olmasına rağmen ona benzer daha birçok kişi vardı. Fakat Umre'ye giderken çok şey harcanmıştı ve o güne dek kazanılan tüm ganimetler de sayısı gün geçtikçe artan muhacir Müslümanlara harcanarak tüketilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Abs radiyallahu anh'a tek şey olarak elinde kalan uzun ve yeni bir giysi verdi. Fakat birkaç gün sonra sefer sırasında onu daha kötü ve eski bir elbiseyle gördü. Sana verdiğim elbise nerede diye sordu. Onu sekiz dirheme sattım dedi. Ebu Abs radiyallahu anh daha sonra kendim için iki dirhemlik hurma aldım. İki dirhemi de aileme geçimleri için bıraktım. Geri kalan dört dirheme de bir elbise aldım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve ''Ey absın babası, sen ve arkadaşların gerçekten fakirsiniz. Fakat nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki bir müddet daha yaşarsanız bolluk içinde yaşayıp ailenizi de bolluk içinde yaşatacaksınız.'' bir yığın dirhem ve köleye sahip olacaksınız ve bu sizin için iyi olmayacak. Sefer sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kamp yeri arasında orduyu durdurdu ve İbnel Ekva radıyallahu an adındaki güzel sesli bir eslemli adamı çağırdı. Devenden in ve bize deve şarkılarından bir şarkı söyle dedi. Bedevi onlar develeri üstünde giderken şarkı söyleyecekti unutulmayan, kederli ve monoton olan eski melodileri söylüyorlardı. İbni el Ekba'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hendek'te öğrettiği beyti okumasıyla bu kederli hava daha da yoğunlaştı. Rabbimiz biz hiçbir zaman sana yönelmez, zekat vermez ve namaz kılmazdık. İbni el Ekva radıyallahu an bu beyitle başlayan şarkıyı tamamladığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah sana rahmet etsin dedi. Buna karşı çıkan Ömer radıyallahu an, ey Allah'ın Resulü sen bunu kaçınılmaz kıldın. Keşke onunla daha fazla beraber olabilseydik dedi. Hepsinin bildiği gibi Ömer onun yakında şehit olacağını kastediyordu. Çünkü onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kime rahmet dilerse kısa bir süre sonra onun şehit olduğunu görmüşlerdi. İki buçuk gün sonra hedefe sadece bir akşamlık yolları kalmıştı. Hayber ile müttefikleri Gatafan arasında engel oluşturacak bir konumda yol almaları gerekiyordu. Bunu amaçlayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir rehber istedi ve geceleyin surların önündeki açık düzlüğe ulaştılar. Gece çok karanlıktı çünkü hilal henüz yeni çıkmıştı. Ordu o denli sessiz yaklaşmıştı ki şehirde hiç kimse durumun farkında değildi. Sadece sabahleyin bir horoz sesi sessizliği bozdu. Müslümanların kampında o şafak vakti sabah ezanı sessizce okundu. Namazdan sonra sessizlik içinde sabah ışığıyla ortaya çıkan ekin tarlaları, hurma bahçeleri ve kaleleriyle Hicaz'ın bostanını seyrettiler. Güneş yükseldi, toprak işçileri ellerinde çapaları, sepetleriyle çıkıp böyle sessiz bir orduyla karşılaşınca çok şaşırdılar. Muhammed ve ordusu diye bağırıp geriye kalelere kaçtılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber dedi ve zafer dolu bir sesle Haribet Hayber, Hayber harab oldu sözlerine ekledi. Daha sonra Allah'ın insanları cezalandıracağını haber veren bir ayet okudu. Fakat azap onların sahasına indiği zaman uyarılıp korkutulanların sabahı ne kadar da kötü olur. Ama indiği zaman yerine indirdiğimiz zaman dedi. Yahudiler hemen bir savaş konsülü topladılar. İçlerinden bir şefin uyarılarına rağmen kale burçlarındaki siperlerine güvendiler.'' Yesrib kaleleriyle Dağ Hisarları adını verdikleri kendi kaleleri arasında hiçbir karşılaştırma yapılamayacağını söylediler. Bu ayrı gruplarla savaşma kararı onların en zayıf noktaları olan birlik yoksunluğuna dayanıyordu. Kur'an'da Yesrib Yahudileri için söylenenler Hayberliler için de geçerliydi. Sen onları birlik sanırsın. Oysa kalpleri paramparçadır. Küçük, küçük, fakat birlik içindeki bir ordu ile karşılaşmak onlar için şanssızlıktı. Hiç şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Bu ordu şu vade uyarak nefisleri yücelenlerden oluşuyordu. Nice az bir topluluk daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. İlk gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en yakın kaleye saldırdığında diğer kaleleri savunanlar birlik olup saldıranlara karşı tek vücut halinde savaşmadılar. Fakat kendi duvarları arkasında kalıp kendilerini güçlendirmekle meşgul oldular. Bu taktikler iki ordu arasındaki eşitsizliği azaltacak nitelikteydi. Fakat yine de Müslümanların sabrı yabancı bölgede birden fazla savaş yapıp uzun süren bir işgal ile sınanıyordu. Hayberliler Arabistan'da en iyi nişancılar olarak tanınırlardı. Şimdiye kadar Müslümanlar hiç bu kadar fazla kalkan kullanmaya ihtiyaç duymamışlardı. Kampın gerisinde ise kadınlar sürekli ok yaralarını tedavi ile meşgul oluyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden sonra sıra ikinci defa yine Ümmü Seleme'ye gelmişti. Yaralıları tedavi etmek ve safların gerisinde su ihtiyacını karşılamak üzere gelen kadınlar arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halası Safiye, Ümmü Eymen, Nuseybe ve Enes'in annesi Ümmü Süleym de vardı. Günler geçti fakat hiçbir şey elde edilemedi.'' Altıncı gece Ömer radıyallahu anh'ın gözcülükle görevli olduğu bir sırada kampta bir casus yakalandı. Bu casus hayatı karşılığında Müslümanlara kaleler hakkında bilgi verdi ve hangi kalenin en zayıf ve en çok silaha sahip olduğunu anlattı. İlk önce en az korunan fakat geçmişte diğer kalelere karşı kullanılan bir savaş aletine sahip bir kaleye saldırmalarını önerdi. Medine gibi Hayber'de uzun süreden beri iç savaş yaşanmıştı. Ertesi gün Müslümanlar kaleyi ele geçirdiler. Kaya fırlatmaya yarayan bir mancınık ve askerlerin kaleye girmek için yakın dövüşe başladıklarında üstünde çatı vazifesi görecek olan bir siperden oluşan savaş aletlerini diğer kalelere karşı kullanmak üzere çıkardılar. Bir bakıma bu aletler sayesinde zayıf kaleler teker teker düştü. Karşılaştıkları en güçlü savunma Naim adındaki kalenin savunmasıydı. Burada garnizon büyük bir kuvvetle karşı koyuyordu ve o gün Müslümanlar tarafından yapılan her saldırı püskürtüldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Yarın sancağı Allah'ın ve Resulünün sevdiği birisine vereceğim. Allah bize zaferi onun ellerinden verecek." O hiçbir zaman dövüşten kaçmayan biri dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki seferlerinde sancak olarak nispeten daha küçük bayraklar götürmüştü. Fakat Hayber'e Ayşe radıyallahu anhanın cübbesinden yapılmış büyük siyah bir sancak getirdi. Buna kartal adını vermişlerdi. Ertesi gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı Ali radıyallahu anha verdi. Daha sonra o ve diğer arkadaşları adına onlara zafer vermesi için Allah'a dua etti. Zübeyir radıyallahu anh ve kırmızı sarıklı Ebu Ducane radıyallahu anh'ın büyük rol oynadığı bir günlük şiddetli bir çarpışmadan sonra Ali radıyallahu anh adamlarına son bir hamle yaptırdı ve düşmanın kale kapılarının kontrolünü Müslümanlara bırakarak kalenin içlerine doğru çekilmelerini sağladı. Kale ele geçirildi. Fakat adamların çoğu arkadaki bir kanaldan diğer kalelere kaçmışlardı. Beni Gatafan nerede sorusu Hayber'de devamlı sorulan fakat cevap alınamayan bir soruydu. Onlar gerçekten söz verdikleri gibi 4000 bin kişilik orduyla yola çıkmışlardı. Fakat bir günlük yol gittikten sonra geceleyin konakladıklarında yerden mi gökten mi geldiğini anlayamadıkları bir ses duydular. Ses arka arkaya üç kez "Halkınız, halkınız, halkınız!" diye bağırdı. Bunun üzerine adamlar ailelerinin tehlikede olduğunu hayal ettiler ve aceleyle geri döndüler. Fakat geri döndüklerinde her şeyin yerinde olduğunu gördüler. Bir bakıma düşmanın yenilmesinde bir payları olamayacak kadar geç kaldıklarını düşündükleri için ikinci kez yola çıkmayı göze alamadılar. Hayber'deki kalelerden en dayanıklısı Zübeyir Hisarı denilen kaleydi. Kalenin girişinde sarp kayalıklar vardı. Diğer tarafları ise dimdik uçurumdu. Diğer kalelerden kaçan savaşçıların çoğu bu kalenin kuvvetlerine katılmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaleyi üç gün boyunca kuşatma altında tuttu. Üçüncü günün sonunda diğer kalelerden birinden bir Yahudi geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onların sonsuza dek savunmalarını sağlayacak gizli bir kaynakları olduğunu haber verdi. Kendini, ailesini ve mallarını garanti altına almak şartıyla bu sırrı ona söylemeyi teklif etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi kabul etti. Adam ona kale duvarları altından geçen bir su kaynağı olduğunu, Zübeyir kalesindekilerin bu kaynağa merdivenlerle inip su aldığını anlattı. Su hiçbir zaman kurumadığı için kaledekiler hiç su depolama ihtiyacı duymuyorlar. Eğer su kaynağı engellenirse birkaç gün içinde dövüşemeyecek kadar susuz kalacaklardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu planı uyguladı ve şiddetli bir çarpışmadan sonra kaleyi aldı. Karşı koyabilecek güçte olan son kale Kamus idi. Bu kale Beni Nadr'ın en zengin ve en güçlü kollarından biri olan Kinane ailesine aitti. Bazıları uzun süreden beri Hayber'de yaşıyordu. Oysa ailenin çoğu Medine'den sürgün edildikten sonra Hayber'e yerleşmişti. Katafan'ın yardımını özellikle bunlar bekliyorlardı. Onların sözlerinde durmaması Kinanelileri büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Diğer kalelerden kaçıp kamusu dolduran Yahudilerin getirdiği kötü haberler moral çöküntülerini daha da artırıyordu. Bununla birlikte 14 gün karşı koydular. Daha sonra Kinane peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görüşmek istediğini bildiren bir haber gönderdi. Kinane ailesinden birkaç kişiyle birlikte kaleden çıktı.'' Görüşmeler sonunda Yahudilerin Hayber'i ve tüm mallarını Müslümanlara bırakıp gitmeleri şartıyla ne onlardan ne de ailelerinden kimsenin öldürülmemesine ve esir alınmamasına karar verildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son bir şart daha ekledi. Eğer bir kişi bile mallarını götürmeye kalkarsa hayatları tehlikede olacaktı. Kinane ve diğerleri buna razı oldular.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer, Ali, Sübeyr radıyallahu anhum ile birlikte on Yahudi'yi anlaşmaya şahit tuttu. Fakat kısa bir süre sonra hem Müslümanlar hem Yahudiler mallarının büyük bir kısmının gizlenmiş olduğunu fark ettiler. Medine'den getirdikleri ve Medine sokaklarında herkesi büyüleyen o meşhur beni nadır serveti neredeydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu Kinane'ye sordu. Kinane Haybere vardıklarından beri silah ve zırh almak için mallarını sattıklarını bu nedenle de servetlerinin azaldığını söyledi. Yahudiler onun yalan söylediğini biliyorlardı. Bunun yanı sıra artık bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda olduklarına inandıkları için çoğu endişeliydi. Ona tabi olmalarına gerek olmadığını çünkü onun kendilerine gönderilmediğini düşünüyorlardı. Fakat yine de onu kandırmak çok tehlikeli olabilirdi. Kinane'nin çok sevdiği adamlardan biri ona gidip hiçbir şey gizlememesi için yalvardı. Çünkü eğer gizlerse peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu mutlaka haber alırdı. Kinane sinirlenerek onu tersledi. Fakat bir gün bile geçmeden hazine bulunmuştu. Kinane ve ona yardım eden kuzeni ölüm cezasına çarptırıldılar. Aileleri de esir alındı. Kamusun düşmesinden sonra geri kalan iki kalede aynı şartlarla teslim oldular. Daha sonra Hayber Yahudileri toplanıp bir danışma meclisi kurdular. Sonunda şöyle bir karara vardılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çiftçilikten ve bahçecilikten iyi anladıklarını öne sürerek her yıl hasadın yarısını vergi olarak verip Hayber'de kalmayı teklif edeceklerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna razı oldu. Fakat gelecekte eğer isterse onların gitmesi gerektiğini de ekledi. İşte o zaman Müslümanların Kuzeydoğu'da zengin bir vaha olan Fedek'e bir sefer düzenledikleri söylentisi çıktı. Fedek Yahudileri Hayber'e uygulanan vergiyi duyunca aynı şartlarla teslim olmak istedikleri haberini gönderdiler. Bu şekilde Fedek'te savaş yapmadan kazanılan diğer yerler gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özel mülkiyetine geçti. Bütün meseleler halledilip zafer kazanan ordu istirahata çekildiğinde Selam İbni Mişkem'in dul eşi bir kuzu haşladı ve her tarafını zehirledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çoğunlukla kuzunun kolunu sevdiğini duyduğu için o bölgeyi özellikle zehirledi. Daha sonra kuzuyu kampa götürdü ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koydu. Bunun üzerine peygamber aleyhissalatu vesselam ona teşekkür etti ve beraberindeki arkadaşlarını yemeğe davet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hemen yanında Müslümanlara ikinci akabede liderlik yapan ve Mekke'ye doğru ilk namaz kılan kişi olan Bera'nın oğlu Hazretli Bişir oturuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuzudan bir lokma aldığında ağzındakileri tükürdü ve ellerinizi çekin. Bu kol bana zehirli olduğunu söyledi dedi. Kadına haber gönderdi ve kolu zehirleyip zehirlemediğini sordu. Kadın sana kim söyledi diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolun kendisi dedi. Bunu niçin yaptın? Kadın halkıma neler yaptığını biliyorsun. Babamı, amcamı ve kocamı öldürdün. Ben de kendi kendime eğer o bir kralsa ondan kurtulacağım. Eğer bir peygamber ise zehirli olduğunu anlar dedim. Dedi. Bişrin yüzü zaten sararmıştı. Çok geçmeden öldü. Fakat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen kadını bağışladı. Müslümanların eliyle kocasını ve babasını kaybeden tek kadın o değildi. Kinane'nin hazineyi saklaması üzerine alınan esirler arasında Kinane'nin dul eşi ve Beni Kurayzalıları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yaptıkları anlaşmayı bozmaya ikna eden ve Hendek savaşından sonra onlarla birlikte öldürülen Huyay'ın kızı Safiye de vardı. Safiye 17 yaşındaydı ve Kinane ile evleneli henüz bir iki ay olmuştu. Bu süre boyunca Safiye ile Kinane'nin evlilikleri mutlu geçmemişti. Babası ve kocasının aksine Safiye çok dindar bir kadındı. Küçük yaşından beri halkının bir peygamberin geleceğinden bahsettiğini duymuştu ve bu onun hayallerini doldurmuştu. Daha sonra halkı Mekke'de Kureyşli bir Arap'ın peygamberlik iddiasında bulunduğundan bahsetmişlerdi. Sonra onun Küba'ya ulaştığı haberi gelmişti. Bu olay o daha 10 yaşında bir çocukken 7 yıl önce olmuştu. O babasıyla amcasının bu adamın bir sahtekar olduğunu gözleriyle görmek için Küba'ya gittiklerini de hatırlıyordu. Fakat her şeyden çok onların gece yarısı üzüntü ve hayal kırıklığı içinde geri dönüşleri belleğine işlemişti. Söylediklerinden onların bu yeni gelen adamın peygamber olduğuna inandıkları fakat ona karşı çıkmaya niyetlendikleri anlaşılıyordu. Onun küçük aklı buna hayret etmişti. Evlendikten kısa bir süre sonra ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber önlerine gelmesinden bir süre önce bir rüya görmüştü. Gökte asılı parlak bir ay gördü. Bunun altında Medine şehrinin uzandığını biliyordu. Daha sonra ay Hayber'e doğru ilerlemeye başladı ve kucağına düştü. Uyandığında Kinane'ye rüyasını anlattı. Fakat o Safiye'nin yüzüne bir tokat attı ve bu sadece senin Hicaz kralı Muhammed'e arzu ettiğin anlamına gelir dedi. Bir esir olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirildiğinde yüzünde hala darbe izi vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bunun neden olduğunu sordu, o da rüyasını anlattı. O sırada Beni Kelp'ten Dihye adında bir adam Safiye'yi Hayber'den kendisine düşecek olan ganimet payı olarak istemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kabul etmişti. Fakat Safiye'nin rüyasını dinleyince Dihye'ye onun kuzenini alması için haber gönderdi. Daha sonra Safiye'ye dönüp onu serbest bırakacağını, bir Yahudi olarak kalıp halkına dönmek veya Müslüman olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşi olmak arasında bir seçim yapmasını söyledi. Safiye Allah'ı ve Resulünü seçiyorum dedi. Medine'ye doğru yola çıkıldı ve Resulullah'la Safiye radıyallahu anha ilk konakta evlendiler. Sefer henüz bitmemişti. Çünkü geldikleri yoldan dönmek yerine biraz batıya dönüp Vadil Kura Yahudilerinin kalelerini de kuşattılar. Bu Yahudiler Hayber'le anlaşmalıydılar. Üç günün sonunda Hayber'deki şartların aynısını kabul edip teslim oldular. Kuzeye doğru yürünürken orduya şarkı söyleyen Eslemli İbni El-Ekva radıyallahu an Hayber'de kaleye saldırırken öldürülmüştü. Nasılsa kendi kılıcı kendisine dönmüş ve ona ölümcül bir yara vermişti. Ensardan biri bu nedenle onun bir şehit sayılmayacağını iddia etti. Bunu söyleyen yalan söylüyor dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten o bir yüzücünün suya geçtiği gibi kolaylıkla cennet bahçelerinden geçti. Şehitlikle ilgili başka bir tartışmada vadil kurada çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zenci kölesi Kerker'e bir devenin semeresini çözerken isabet eden bir okla öldürülmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Herkesin sorduğu bu soruya şu cevabı verdi. Şimdi o Hayber'de çaldığı ve şimdi alev haline gelen cübbenin altında cehennem ateşinde yanıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sürekli olarak kendisiyle birlikte yaşama ayrıcalığına sahip olan sahabeyi bu ayrıcalığın bazı büyük sorumlulukları da beraberinde getirdiği konusunda uyarırdı. Çünkü Allah adildir ve onları kötülüğe karşı koymanın çok zorlaştığı kötü çağlarda yaşayanlardan daha şiddetli cezalandıracaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Siz öyle bir çağda yaşıyorsunuz ki kanunun onda birine uymazsanız mahkum olursunuz. Fakat öyle bir çağ gelecek ki o zaman kanunun onda birine uyan kurtulacak.